Tanecik efektleri, CC Particle World. Adobe After Effects CS6'yı kullanırken eminiz ki bu efekti seveceğinizi ve reklamlarda gördüğümüz arka planlardaki efekti seveceğinizi şimdiden söyleyebiliriz. Efektimizi uygulayabilmemiz için yeni bir proje açıp ardından kompozisyonumuzu oluşturabiliriz. File, New Project diyerek projemizi oluşturduk. Ardından kompozisyonumuzu da şöyle Square diyerek farklı bir arka plan şöyle seçebilirsiniz. Kompozisyonumuzu oluşturduktan sonra OK dedikten sonra açabiliriz. Şu an tam yakın bir renk oldu sanırım. Şimdiden tekrar biraz açık bir renge doğru gidebiliriz. Şöyle açık. Açık olduğunu görebilirsiniz. Örneğin bu efekti uygulayabilmemiz için gerekli adımları sırasıyla inceleyebiliriz. Timeline panel üzerindeyken sağ tıklayarak New Solid diyerek de buradan öncelikle bir dolgu rengi girebiliriz. Bunun için şöyle bir dolgu rengi iyi. Caps Lock tuşunu kapatalım. Örneğin zemine farklı bir renk olarak vermemiz için örneğin geçişli bir renk vermek isteyebiliriz. Bunun için de yine aynı şekilde FXPress panelimizde bulunan Ramp efektimizi buradan çağırarak kısa olarak Ramp olarak da uygulayabiliriz. Buradan dediğimizde basit olarak bir renk geçişi sağlayabilirsiniz. Örneğin Start Color yani başlangıç rengimiz ne olsun? Şöyle kırmızı olsun. Bitiş rengimizde şöyle açık bir fon olabilir. Buradan doğrusal mı yoksa dairesel mi olarak ayrılabilirsin. Buradan doğrusal değil, dairesel olarak şu kısımdan ayarlayabiliriz. Yalnız renklerimizi ters seçtik sanırım. Şöyle tekrar hızlıca şöyle hemen tekrar tıklayarak farklı renkleri şöyle gelebiliriz. Buradan değerini şöyle de kısımdan oynatabiliriz. Şöyle anka kısmını tutarak da gerekli kısımdan bunu şöyle ayarlayabiliriz. Evet. Buradan başladıktan sonra gerekli kısımlara başlayabiliriz. Bunun için İkinci bir dolgu rengi yapmamızda fayda olacaktır. Çünkü bu yaptığımız dolgu rengi oldukça önemlidir. Önemi şimdi bahsediyoruz. Önemi yapmış olduğumuz dolgu rengi bizim taneciklerimizi gösterecek olan dolgu renk olarak tanımlanacaktır. Bunun için tanecik rengimizi bir tabirle seçeceğimizi söyleyebiliriz. New Solid diyerek sağ tıkladıktan sonra buradan şöyle açık bir renk girebiliriz. Beyazlayarak kapatıyoruz. Evet, özelliklerimizden FXPress panelimizden CC Particle dediğimizde şöyle en alttaki kısım seçili haldeyken katmanımız seçili haldeyken şöyle çift tıklayarak işlemlerimize başlıyoruz. Öncelikle FX Controls panelimize baktığımızda şuradan grid kaldıralım. Ardından şöyle şuraları biraz açalım. Daha iyi olacağını düşünüyoruz. Önce sırasıyla gidelim hatta daha mantıklı olur. Sırasıyla gittiğimizde grid kısmındaki ızgaralarımızı kaldırdık. Evet, buradan kaldırdık. Yine aynı şekilde buradan Particle kısmından gelerek çeşitli kısmına girebiliriz. Yani tip olarak buradan taneciklerimizi değiştirebiliriz. Örneğin buradan Stars yine aynı şekilde on. Bizim uygulayacağımız olduğumuz aslında Length Convex olduğunu söyleyebiliriz. Burada herhangi bir efektin olmadığını, yalnız bir şeylerin oluştuğunu görebileceğimiz için Space tuşuna bastığımızda
gerekli animasyonun oluştuğunu, daha önceden oluştuğunu söyleyebiliriz. Peki bunları biz nasıl olarak dağıtabiliriz? Nasıl bir dağıtkan hale getirebiliriz? Bunları da buradaki ayarlarımızdan oynayarak, bakın şuradan daha derin, daha sert, daha büyük, içler arasında daha farklılıklar yaratabilirsiniz. Şöyle opacity değerini yine buradan ayarlayabilir. Herhangi bir map kısmında buradan girebiliriz. Ekstra kısımlardansa yine buradaki kısmını büyüterek şöyle karışıklık hızını da buradan ayarlayabiliyoruz. Yine buradaki kısma gelerek de çeşitli bir görünmesini ve project kısmına geldiğimizde ise büyük olarak, küçük olarak Z'deki değerini buradan açabiliriz veya daha da çoğaltabiliriz. Şöyle biraz daha oynadığımızda evet. Gerçek bir tanecik olarak oluşturduğumuzu söyleyebiliriz. Buradaki özelliklerimizi uygulayarak örneğin yine particle kısmına gelerek buradan örnek vermek gerekirse şöyle tekrar home tuşla başa alıp oynattığımızda bazı kısımların olmadığını görüntüleyip bunlar önemli değil. Sadece şuradaki değerlerimizde tiplerimizde değiştirdiğimizde farklı farklı tanecik kısımların oluştuğunu ve güzel bir efektlerin oluştuğunu yine buradan söyleyebiliriz. Buradaki değerlerimizi değiştirerek de şuradaki efektimizin ana rengini de değiştirebilirsiniz. Ve aynı şekilde buradan bubble diyerek daha farklı bir animasyon oluşturabilirsiniz. Bakınız hepsi farklı farklı ve arka plan geçişlerinde özellikle arka planlarda kullanılan flash animasyonlarda kullanılan en iyi yöntemlerden birisi olduğunu tekrar söyleyebiliriz.